Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Emirdağ 199. 199 Emirdağ 1. Aziz Sıdık kardeşlerim, gerçi bu yerin bir benzeri Kasım'ı kaçtı? 233. Kör isyat. Orada ikinci nefse emmare diyor abi. Burada ikinci nefse emmare hükmünde kör isyat diyor. He. Orada ne diyordu? Orada ikinci nefse emmare diyor ya orada. İkinci nefse. Ha manevi burada. Manevi nefse emmare yani. Ha, manevi nefse emmare. Burada kör isyat. İkinci nefse emmare hükmünde olan kör isyat. Kör isyat. Tamam. Peki. Çok farklı. Bayağı farklı. Peki nefse emmarenin içinde ne vardı? İçerisinde detay. İçinde ne vardı? Nefisin abi. Heva. His. Heva. Damar. Asap. Hissiyat. Tabiat. Hissiyat. Bu neyin? Manevi nefse emmare. Evet. Nefse emmarenin. Manevi nefse emmarenin içinde. Maddi nefse emmare neydi? Hadi bakalım onu. Yapabilecek mi? Şehvetle yani maddi. Yani yemek içmek şehvetle. Ama şu. Alem-i Şahadet'in hulasa-i camiası. Yani numunesi sende cem olmuş. Cinsellik olur, yemek olur, lüks hayat olur, efendim hayat-ı dünyevinin temini olur, ne varsa. Maddi nefse emmare şu alemi var ya, şu dünyayı, kainat değil, dünyayı. Makineye koy, özünü al, koy insana, maddi nefse emmare. Odunun içerisindeki duman gibi. Odun, kalemim yok bugün, nasıl olduysa unuttum. Ver, kırmızı olacak ama. Kırmızı yok abi. Aa, kırmızı olacak, ver. Çünkü, tamam biz Kürt olduğumuz için kırmızıyı severiz. Bak kalemi kullanacağım şimdi. Odun. Odunun neresinde duman var bildiğimiz ama tekrarda şey var bu. Her yerinde. Her yerinde nur var. Her yerinde duman var. İki zıt yapının cemidir ve görüntüsüdür. Odun bunun üzerine tenteneli bir perdedir işte. Odun denilen şey. Odun denilen şey farklı bir yapı değil. Bir şey anlatacağım. Bunu çözersek buraya çözüyoruz. Ha? Ondan sonra yürüyeceğiz burada. Odun bu iki zıt yapının kendilerinin gösterdikleri bir sıfattır, odun olmak. Odun sıfattır, batının dışa vuruşudur. Tamam? Yani odun bir şey, ayrı bir şey değil. Odun, duman yaktığınız zaman örten, kapatan, boğan, hayatı yok eden manasında duman. Nur ise içindeki ışık var, nur var, ısı var. Hayata, görmeye, tanımlamaya, tanımaya vesile olan nur. İki zıt yapının odun olarak sıfatlanışı. Odun ayrı bir özelliği yok. Odun bu ikincisinin hulasa-i camiası. Camiül ezdat. Odunu anladık mı? Beden böyledir. Beden denilen şey odundur. Dumandan kasıt nefistir. Odundaki nurdan kasıt ruhtur. İkisi böyle gözüküyor. Gözükme sıfatıdır. Alevden kasıt da şeytan mı? O sıcaklıktan kasıt ateş. Şeytandır. Dumandan kasıt cindir. Çünkü cin dimağı etkiler. Erva habise dima etkiler. Şeytan kalbi etkiler. Şeytan kalbe verir. Vesvese olur. Dima erva habise veya cinler müdahale eder. Vehim olur. Şeytanın özelliği varı yok etmek üzerine kurulmuş. İmanı olana imanın yoktur der. Abdesti olana abdestin yoktur der. Sağlıklı olana öleceksin, kalbin var. Kansersen öleceksin diyen budur. Bu ise şu... Vehim, yoku, temel bilgi hemen hatırlatmak. Bunları biliyorsunuz.
yoku var gösterir. Yani şeyin yok. Tansiyonun yok, tansiyonu gösterir. Tamam mı? Hastayım, öleceğim galiba. vesaire. Yani yoku var gösteren vehimdir. İşte arkadaşlar, bedeni tanımladık. Tamam? Bedeni tanımladık. Şu alemi şahadet diyor, alemi gayb üzerine tenteneli bir perdedir. Odun da duman ve nurun üzerine tenteneli bir perdedir. Kazıdığın zaman altına inersin. Bu bir yerdedir, yanınca her yerde. Aynı zamanda bu misali genişletebilirsiniz. Odundan kasıt dünyadır. Dünya nefisti, bedendi. Dumandan kasıt cehennemdir. Nurdan kasıt cennettir. O zaman odunun neresinde duman varsa dünyanın orasında cehennem vardır. Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında cennet vardır. Yani bedenin neresinde nefis vardır denilince odunun neresinde duman varsa. Buz haşikio gibi. Ha? Buz evet. Buz haşikio gibi. Mesela hidrojen oksijen birisi yanıcı birisi yakıcı. Ama buz. Hatta hidrojen ve oksijene gelebilmen için 2-3 mertebe geçmen lazım. Buz, su, sonra H2O. Yanıcı oksijen, yakıcı hidrojen. İki zıt söndürücü olmuş. Hidrojen yanıyor. Oksijen yanıyor. Hidrojen yakıyor. İkisi bir araya gelince söndürücü su oluyor. Tek tek bakarsan hidrojen ve oksijen insanı zehirler, yok eder. Fakat insanın hayatına sebeptir. Burayı hiç yaptık. Şimdi kör hissiyat neredeydi? Nefis ikiye ayrılır. Bir, maddi nefsi emmare. Aşağı iniyorum ve tamam daha gelmeyeceğim bu tarafa bak. Son söylüyorum. Maddi nefsi emmare şu dünyada gördüğünüz her şey dünyaya ve dünya cihetine bakan Allah'a bakmayan yönüyle İnsanda hulasalanmış. Yani bütün dünyayı, şu dünyayı, kainatı değil, dünyayı makineye koyduk. Elmayı koyduk makineye. Elma suyunu alır gibi özünü aldık. Koyduk insana dünyanın hulasası veya camül ezdat, zıtların cemi. Biz buna maddi nefse emmare diyoruz. Manevi nefse emmare, kör hissiyat, damar, tabiat, his, heva, başka ne vardı? Asaf. Tamam. Bunlar 6 tane miydi? 6 tane. Şimdi bugün kör hissiyatı konuşacağız. Kastamonu 200 kaçtı? 33. 233'te manevi nefs-i emmareyi konuştuk. Burada o toptandı. Burada kör hissiyat o manevi nefs-i emmare içindeki bir detay. Detayına giriyoruz. Azı Sıdık kardeşlerim 199 Emir Dağ 1 Aziz Sıdık kardeşlerim aziz olun sıdık olun yoksa bundan kurtulamazsınız diye başladı. Aziz olursan sıdık olursan kardeş olursun. Evvelen garip bir münazare-i nefsiyemi nefisle konuşması karşılıklı bana mahsus iken bere-i malumat size yazmak hatırıma geldi şöyle ki çok ilginçtir. Münazara-i nefsiye mi? Yani nefisle konuşuyor. Hani bazen şizofreni mi dersiniz bana? Paranoyak mı dersiniz? Manyak mı dersiniz? Nefisle nasıl konuşuyorsun falan? Nefis konuşuyor hepimizde de. Farkında değiliz. Ne nefsi? Allah ile bile konuşuyoruz. Kur'an okumak Allah ile konuşmaktır. Hadis. Latife-i Rabbaniye'nin o huzuru, neşesi, saadeti, huzuru, tatlı hali... Allah'ı görmektir. Allah kendisini aralamasıdır. Niçin bunu misal veriyorum? Nereden nereye atlıyorsun? Allah ile böyle olursa nefis ne kaldı ki? Nefisle münazara çok mu büyük bir şey? Garip bir münazara-i nefsiye mi? Bana mahsus iken, herkeste var olduğundan, berai malumat size yazmak hatırıma geldi şöyle ki, başım üstündeki sizce, malum leva nefsimi tam susturduğu halde. Neydi o leva? Üstteki. Ondan önce gelen. Yani evet. Hemen o sayfanın üstünde. Yani neydi?
Benim anladığım burada bir maddi nefsi amareyi susturuyor bu levhayla. Bu levhayla. Susturuyor. Ama devreye o kör hissiyat çıkıyor. Hemen ikincisi giriyor değil mi? Ha. Çok güzel. Bak maddi nefsi amarenin başlığı şu. Evliye-i Azim elinde şekvarları bundan gelmiş ya zaten. Evet. Bundan gelmiş abi. Bundan gelmiş. Maddi zaten yok. Bitmiş zaten. Hatta zaten şey, evliya şey. Olmuş adam, aşmış, geçmiş, gene bağırıyorlar. Onlar şu nefis falan. Ya biz de şaşırıyoruz da ne nefis. Onlar için kadın yok, onlar için para yok, onlar için makam yok, onlar için şöhret yok. Tam da ne bağırıyorsun, başka ne kaldı? İşte buymuş. Allah'tan bize kör hissiyat ve manevi nefsemare musallat değil. Allah'ın rahmetini söyleyeyim size. Araştırdım, hulasa edeceğim gerçi. Maddi nefse emaredeyken Allah manevi nefse emareyi musallat etmiyor. Ama bu asırda o da demişti o derste. Kısa giriyor, devreye giriyor bu asırda. Bu asır dehşetli olmasının sebebi manevi nefse emarede devreye girdiğinden. Yapısı böyleyken asır dehşetlenmiş. Şu anlarda bir an ihtilafınızı, enaniyetinize ve nefse emareye vermiyorum diyor Hazretleri. Allah Allah, nefse emareye vermiyorum diyor. Evet, ha, bu ikinci şeye veriyor. Evet, ya. Mesela şöyle diyeyim. Normalde bir insan, Türkiye'de bir çocuk, bulu çağına 13-14 yaşında girer. Ama haram nazar ede ede televizyonlarda, 9-10'larda bulu çağına giriyor. İşte bu asrın manevi nefse emaresi de böyledir. Yani... Aslında çıkmaması gerekirken, tabiattan çıkması dönemi daha ilerikken bu duyguyu böyle çok aktif edecek ortamlarda ve şartlarda bulunduğu için manevi nefse emmare ve kör hissiyat, manevi nefse emmare 6 tane temeli var. Onun içinden bir tanesidir kör hissiyat. Bugünkü dersimiz o. O kadar böyle aktif ediyoruz ki, o kadar onlarla biz... onu ortaya çıkarıcı o kadar şartlarında bulunuyoruz ki manevi nefse emare de çıkmış. Başım üstündeki sizce malum leva nefsimi tam susturdu. Manevi nefse emare değil. Bu şuydu. Bu sıkıntılı zamanda nefis maddi nefse. Sabır. Herkes de olan bir şey zaten. Herkes de olan bir nefse emare bu. Evet, oraya o zaten. Zaten bunu aşamayan zaten manevi zaten aşamaz. Zaten bilmez. Öyle bir şey de bilmez. Hatta derler, ulan neden bahsediyorlar bunlar ya? Bu ne diyor ya? Der ya. Ne diyor ya? Bunlar nereden bahsediyor? Allah'a uzaylı mı? Öyle diyorlar ha? Bunlar uzaylı mı? Nereden bahsediyorlar? Doğru. Uzaydan bahsediyorlar. Başım üstündeki sizce malum leva nefsimi, maddi nefse emmari tam susturduğu halde bu gece... Nefse emmarenin silahını daha müsirane istimal eden kör hissiyatım damarlarıma tam dokundurup tesemmüm, ne demek tesemmüm? Zehirlenme. Zehirlenmekten ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve hassasiyet. Demek ki insanı şartları ortaya çıktığı zaman tak diye ötekisi ortaya çıkıyor. Çıkma sebepleri şunlar ama. Evet, tesemmüm. Yani zehirlenmek. Biz bunu... Hassasiyet, şeytandan gelen ilkaat, fıtri, hubbayattan gelen acip bir haletle. Kaç tane? Tesemmüm. İki, hastalıktan gelen ziyade teessür. Yani hastalık şeyi aktif ediyor. Teessür. Teessür ne? Müteessir olmak. Yani. Her şeyden etkilenmek. Bak böyle dedin ha. Böyle çaktın, şöyle konuştun, şöyle baktın. Her şeyden müteessir olmak. Teessür almak. Sonra 3, hassasiyet. 4, şeytandan gelen ilkaat. İlkaat ne? Şeytan telkin ediyor yani. Telkinatları, şaşırtıcı telkinatları. Başka? Fıtri hukbu hayattan gelen acip bir haletle. Fıtri hukbu hayat. Yani insanda herkeste fıtri bir hukbu hayat var. Hayat sevgisi var. Hayati dünyevinin temini. Nedir o? Telefonum iyi olsun, arabam iyi olsun, güzel giyineyim, tamam, iyi yiyeyim. Villam olsun, yatım katım aşım işim eşim olsun, iyi bir eşim olsun. Yani bunlar olsun, ondan sonra dine bakarız yani. Bu fıtri hubbu hayattan gelen acip bir halet. Bunlar cemi halet. Bu halet okumuştuk bugün de, Abdullah yukarıya geldi. Abi diyor kafam karıştı diyor biraz falan, tamam. Diyor ki bu nasıl
50 sene değil. Dedim ki Süleyman Baba kaç yaş gösteriyor? Şu kadar. Peki nereden bildim? Öyle bir şey var mı? Bir 6 aylık hücre var. 1 senelik hücre var mı burada? Yok. 50 yaşı nasıl diyorsunuz? Yani bu sima, bunlarla kalıp bir şey anlatacağım da. Bu sima 50 senenin doğumundan ilk günden beri her saniyedeki aldığı simanın hulasa-i camiasıdır. Nerede var? Burada yok. Bakanda düşüncesinde var. Çünkü herkes farklı söylüyor. Abi 50 yaşında, abi 60, abi 40, abi 70. Burada nedir o? Baka baka, deneye deneye, denemliğe denemliğe anlattık. Nedir? Ona şöyle diyor ustad. Tasavvurda var olan sureti ve vehime. Tasavvurda var. İşte bir şey anlatmak için söylüyorum. Halet nedir? Ya bu hücre yaşlı değil. Ruh da yaşlanmaz. Ruhun da yaşı yok. Yaşlı kim arkadaşlar o zaman? Bu hücre bir senelik hücre yok. Altıya da bir değişmiş. Ruhun da zamana ve mekana mukayyet değil olmadığı için zaman ve mekanın yaptırıcılığı olan yaşlanmaz özellikleri de yok. Kim yaşlı o zaman? Ruhta bulunan haletler. Haletlere biz nam takıyoruz. Yaşlı, olgun, kamil, hassas. Üste geçmiş halet dersimizi kullanalım. Halet burada kalıyor. Halet nedir burada? Bir halet var. Kör hissiyat neymiş? Kör hissiyatın altı şeyin içine giriyoruz. Getir tencereyi, atıyorum ki içine. Bir, tesemmüm. İki, hastalıktan gelen ziyade teessür. Hastalıktan gelen hassasiyet. Şeytandan gelen ilkat, şaşırtıcı böyle ihvaları. Ondan sonra hubbu hayat, bunların karıştır, halet. Yaşlılık da halet. Halet, ruhta kazanılan şeylerin kabiliyet haline gelmesi, istidatların. İnsan bu 5 tane özellikle hallenirse, kör hissiyat devreye girebilir yani. Şu 5 tane mi saydık? Tesemmüm, hastalıktan gelen teessür. 2. Hastalıktan gelen hassasiyet. Şeytandan gelen ilkat. 4. Hubbu hayat. Karıştır bunu. Bu kör hissiyat. Kör hissiyat bundan da devreye çıkıyor. Evet. Kör hissiyatın özelliklerini ileride diyeceğim. Bunlar işte böyle kör hissiyat denilen şey çıkıyor. Dumanın haleti yani bu. Bu zaman, bu şartlarda kör hissiyat devreye giriyor. Sonra sen okusana şey, sen oku. Ben de düşüneyim. Evet, o ikinci nefsanvara hükmünde olan kör hissiyat benim vefat ihtimalinden şiddetli bir meyusiyet ve teellüm ve kuvvetli bir hırs ve zevk ve lezzetle kalp ve ruhuma erişti. Bu silahlar, az öncekiler zemindi abi. O zeminde insana bu silahları kullanıyor. Biraz öncekiler kör hissiyat denilen bir varlığı oluşturan malzemeler. Şimdi eline olan kör hissiyat bize silah, yaptığı silah. Yani bize nasıl gözüküyor, nasıl anlayacağız arkadaşlar bu kör hissiyat? Vefat ihtimalinden korkar. Şiddetli bir meyusiyet. Şiddetli bir meyusiyet olur. Vefat ihtimalinden teellüm. 3. Kuvvetli bir hayata hırs. 4. Hayata kuvvetli bir şekilde zevk. 5. Kuvvetli bir şekilde lezzet. 5 mi etti bu da? Evet abi, lezzetli kalbime ve ruhuma ilişkin. Zaten yukarıdaki şu, elime bakar mısınız? Buraya kör hissiyatta. Kör hissiyatın alt zemini neydi? 1, 2, 3, 4, 5. İşte bunları böyle çıkarıyor. 5 tane de şekilde çıkar. Kör hissiyat sanki burada geçit. Yani çıkma zemini. Yani mesela neydi? Tesemmüm. Hastalıktan gelen teessür 2. Hastalıktan gelen hassasiyet 3. Şeytanın ilkatı 4. Fıtrı hubbu hayat 5. Bunlardan ne çıkıyor bakın. Vefat ihtimalinden şiddetli bir meyusiyet. Tak. Vefat ihtimalinden kuvvetli bir teellüm. Hayata kuvvetli bir hırs. Hayata kuvvetli bir zevk. Hayata kuvvetli bir lezzet. Yani bunlar böyle çıkıyor. Tak, 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 tak. Karşı, karşıtları.
dişe vuruşları. Buradan besleniyor, böyle gösteriyor. Çamuru emiyor, incir, incir veriyor. Çamuru alıyor, yavrusuna süt veriyor, incir. Tamam mı? İşte kör hissiyat böyle vuruyor. Neyi vuruyor? O zaman abi ben ölümden korkuyorum. Kör hissiyat sana hakim kardeşim. Kör hissiyat hakim. Çünkü kör hissiyat, kör adı, kör adam. Adam kör ya. Ama sağır değil ha. Benim gözümün kafasını ben görebilir miyim abi sizde? Göremezsin ha. Önümüzdesiniz ama. He? Önümüzdesiniz ama göremiyorum. Göremiyorum. İşte hakikatleri kör hissiyat, kör olduğu için hakikati göremez. Hakkı göremez, doğruyu göremez. Kör adam neyse, kör hissiyat aynı bunun gibi yani. Var da yok, varlık yok olmuş aleminde. Yani dünya tenteneli bir perdedir ahiretin üzerine. Kör hissiyat olduğu için ölümü hiçlik zannediyor, yok olmak zannediyor. Da bunu lemalarının o ihlasın sonunda diyor ama. Ne diyor? Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bedihi zaten. He. Bazı da hissiyatı nefsiye damarlara ilişir. He, bazı? Bazı da hissiyatı nefsiye. Hissiyatı nefsiye damara ilişir. Damarlara ilişir. Damarlara. Bir derece hükmünü kalp ve akıl ve ruhun ramına icra eder. Bir derece kalp, ruhun ve aklın ramına icra. İcra eder. Hani bu kör hissiyat var ya, bir dayattığı zaman aklını iptal ediyor, kalbini iptal ediyor, ruhunu iptal ediyor. Bir an herkes de olabiliyor. Tabii ondan sonra ortada kalınca büyükler bağırdı. Eyvah yandık, mahvolduk, kül olduk. Yani bizde de var ya böyle. Hepimizde oluyor da bazen Allah Allah abi bir ümitsizlik bir şey ya. Bu ne ya? Bu buhran, bunalım, panik. Ya acayip ya falan. Dün lan geçecek ya biraz sonra. Yağmur. Ha bak dün neydi İstanbul? Şuraya bak şimdi. Gülgülistan değil mi? Geçecek kardeşim. Geçmeye mahkumdur. Hiçbir şey sabit kalmak. İstese de kalamaz. Sıkıntı istesen ki ya biraz da kalsan ya. İstesen de kalmaz ki. Evet, devam et. Hücum etmiş, ruhuma ilişti. Nereye ilişmiş? Kalp ve ruhuma tam ilişti. Tam ilişti, vay namussuz. Kusura bakmayın, dayanamıyorum ya. Acayip bir şey ya. Namussuz nasıl demeyeyim ya. Ostada ilişmemiş, tam ilişmiş. Yani bu az önceki okuduğum yerin devamında diyor bak. Ha. Nefis. Devam et. His, bu lemalardan okuyorum abi. Ha. 166. Ha, 166. O, okuyacaksın kitabı ve sayfayı söyle. Nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Ha, bir daha söyle, bir daha. Yavaş. Nefis. Nefis. Heva. Heva. His. Ve vehim. Vehim. 4. Bir dakika. Nefis. Heva. His. Vehim. Vehim. 4 tane şey bazen aldatıyorlar. Sonra? Onun için diyor bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Yani işte bu ikinci nefsiyen marifminde olan kör hissiyatı terbiye etmek için ancak musibetler, sıkıntılar terbiye ediyor abi. Evet. Kör hissiyatı durduran nedir biliyor musunuz? Ders değil ha. Ders değil. Kör hissiyatı ancak her hissini maksadına, davasına feda edebildin. Edemedinse hastalıklar ve musibetlerle kör hissiyat durur. Başka durmaz. Dozer gibi gor 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 gor. Dozeri tutuyorsunuz, tamam mı? Hop hop nereye gidiyorsun? Tutman durdurabilir mi? Kör hissiyat böyledir. Gor 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 gor. İstersen çık. Hey nereye gidin? Gitme falan. Sürükler. Ancak dozeri şey durdurdu. Mazotu tüketeceksiniz. Tamam mı? Veya karşısına çok büyük bir dağ koyacaksınız. Veya önüne kuyu kazıp atacaksınız ki dursun. İşte kör hissiyat gar 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 gar. Ya bütün maksadını, yani mazotunu bitireceksin. Bütün hissiyatını maksadına feda edeceksin. Kastamonu'da geçtiği gibi 233 miydi? Veya hastalık ve musibetlerle durduracaksın. Başka durmaz. Bir tane müsaade edersen bir cümleye okuyayım, şey yapayım. Şimdiye kadar gördüğüm, duyduğum hastaların %500'ü gafil. Gafil yani hepimiz de öyle. Hastalığı düzeldikten sonra mani var ya, abi hastayım ne okuyayım, abi ne yapayım falan diyenlerin %99, %100'ü demiyorum. Düzeldikten sonra tekrar eski gafletine dönüyorlar. Tekrar abi dedin ama yine başladı. Lan sahtekar. Asay-ı Musa'yı bıraktın. Hizb-ül Kur'an'ı bıraktın. Namazı kıldın ama tesbihatı bıraktın. Dersleri gitmeyi bıraktın. Ya bir şey yaptın yani.
%99 bırakmış. Onun için bizi bırakmaması lazım Cenab-ı Hak. Kafamıza inmesi lazım. Yine şiddetli ikaz zorunuyorsunuz diyor. Şiddetli ikaz ne demek biliyor musun? Şimdi bulutun arkasında bağıracak değil ki. Şiddetli ikaz demek ciz. Öyle abi falan çok kötüyüm, intiharı düşünüyorum, abi değilim, abi bilmem neyim, paranoyak var falan her şey. Acayip hayat işte, geçen işte. Şeyle yatıyor yatakta. Bıçakla yatıyor. Peki adam gibi yatsa, adam karınla yatsaydı. Karısından bile korkuyor. Paranoyak hastası olmuş. Ne demek biliyor musun paranoyak? Herkesi tehlike görüyor. Herkes beni takip ediyor. Her yerde kamera koydun. Tamam mı karısı? Pat yaptı, tamam. Çocuk eve gitse korkuyor. Şeyle yatıyor. Bir şey anlatacağım da. Bıçakla yatıyor. Paranoyak, şizofreni ileriz. Peki ben buna ne demiştim? Daha önce iyiydi. Çok iyiydi. Gitti kitabı. Hatta kitap rafta görünce okuyordu, düzelmişti. Çok iyiydi. Derslerde gidiyor, çok iyi. Ama okumamaya başlayınca vicdanı rahatsız oldu. Vicdanını susturmak, ikide bir vicdanının görmemesi için raftaki külliyatı paketlemiş, gitmiş birisini bulmuş, okuyacak birisini. Bari ben okumuyorum diye vicdanı gitti ona hediye etmiş, külliyatı evden çıkarmış. Evden çıkarınca tepesine Allah belayı verdi işte. Şimdi karısıyla bile yatamıyor, bıçakla yatıyor. Adam gibi olsaydın, adam gibi muamele görürdün. Şimdi niye bunları anlatıyorsun? Ben okunan mevzuyu hayata uygulanmazsa, hayatta göremezsek bunu pek hatırımıza kalmıyor. Bak, kör hissiyat neyle dururmuş? Bazen şiddetli ikaz zorunuyorsun. Şiddetli ikazı Kastamonu 233'te ne diyor? Nasıl, neyle durur kör hissiyat, kör nefis emmare? Musibet ve hastalıkla. Başka durmaz. Peki o hastalığı vermesi de öyle olsa, ölse ne olacak? Namaz yok, Kur'an yok, dava yok, derse gitmek yok. Dava mı işliyor, tamam mı? Birileri mi var? Binaya badana mı yapacak? Adam umurumda değil ve öldü gitti. İyi mi oldu? Nasip yok. Nasıl ya? Ben devam ediyorum bak, bu şiddet diyor. Ha, devam et. Bu şiddet nefis ve heva ve vehim ve hisse bakıyor diyor devamında. Nasıl? Nereden okuyorsun? O lemalardaki. Ne, bir de oku, yavaş oku. Bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bazen şiddetli şekilde ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddette nedir? Nefis, heva ve his ve vehme bakıyor. Ha. Ondan dolayı bu ikaz geliyor. Evet. Nefis, his, heva, vehim. Bunlar hükmediyor o zaman. Bunları susturmak için geliyor yani o şiddetli ikazlıkla. Ya özür dilerim sana. Lemalarla sözlerimi getirir misin? Devam et abi. Kalp ve ruhuma tam ilişti. Ne için istirahata, hayatına çalışmıyorsun? Allah Allah. Bu hayattan gelen giriş de var yani. Yani bize de şey yapıyor ya. Size uygulayayım ben. Sigortanız var mı? Vakıfsınız? Yok. Böyle yapıyor Murat. Böyle yapıyor. Maaşınız var mı? Ömer, ne kadar veriyorsun vakıflara? Ve aylık harçlıklar ne kadardır? 50 lira. Söylemeyeyim. Ayıp olur değil mi? Tamam. Ne kadar? Karıştırdım. Tamam, karıştırdım ya. Peki. Niçin söyledim? Ne için istirahat hayatına çalışmıyorsun? Yani adamlar bak, geleceğiniz ne olacak? Uygulayalım. İşte niçin dünyana çalışmıyorsun? Ne olacaksın sen? İstirahat hayatına niye çalışmıyorsun? Niye para kazanmıyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? Görmüyor musun milleti? Millet her şey neyin peşine koşuyor? Adam gece konduyu kaldırdı, gökdelen dikiyor. Sen hala yerin altında oturuyorsun diye. Ya uygulanılır bir şey olması lazım. Ne için istirahat hayatına çalışmıyorsun dedi usta da. Bize ne diyor? Bize de diyor ki kardeşim, koy para biraz çalış ya. Orada da hizmet edersin ya. İçtimattan ucular yok mu ya? Öyle yaparsın falan. De bana dedi, böyle diyor da onun için size söylüyorum. Peki hastalanınca, yaşlanınca ne olacak? Bir sürü sayıyor. Allah'tan tevekkül ve teslimi kaldırıyor. Yani bu ikisi şey yaptı mı, dört tane özelliğimizi tarumar ediyor. Hükmedince. Ne için istirahat hayatını çalışmıyorsun? Bir, tevekkül, teslim, tefekkür, şükür.
Bu dördünü kaldırıyor. Bugün çalışıyordum da ondan biliyorum. Öyle akıl zeki bir adam değilim. Öyle kafaya kalacak. Bak neyi kaldırıyor? Bu mevzuyla değil, başka şeyle çalışıyorum da. Bir, teslim. Tevekkül. Tefekkür. Bak teslim. Ne dedik? Teslim. Tevekkül. Tefekkür. Şükür. Dört tane sıfatına tarumar ediyor bu kör hissiyat. Aslında bu dört tane sıfat şey mi oluyor abi? Tam bir fedailik, tersini feda etmek. Ha, eğer bu dördünü sahiplenirsen teslim, tevekkül, tefekkür, şükür, dördünü yapan insan seviyesine göre her hissiyatını maksadına, davasına feda etmiş demektir bu adam. Yani eylemci adam bu. Yoksa alemci olur. Yani bu dördünü cem etme nispetinde sen her hissiyatını davana feda etmiş olursun. Yok etmezsen bana böyle dedin. Şöyle baktın. Allah Allah kuyruğuma bastın. Divanımı şey yaptın. Sen nöbeti tutarken lavaboyu güzel temizlemedin. Ocağın üstü şeydi. Çok yaşardık biz tata. Yani gençken Allah. Vesaire. Peki devam et. Ya bu hayattan bu şekilde giriyor abi. Neden istirahat hayatına çalışmıyorsun? Ha yani arkadaş ben eyleme dönüştürmeye çalışıyorum. Beş tane silahı vardı birisi bu yani. İstirahat hayatına niye çalışmıyorsun? Beş tane silahı vardı. Bir tanesi bu. İstirahat hayatına niye çalışmıyorsun? Silahı neydi? Vefattan şiddetli meyus olmak. Meyus diye terlüm. Bir dakika vefattan gene geri geleceksin bağlaştır. Vefat ihtimalinden meyus olmak, vefat ihtimalinden tevlüm almak, kuvvetli bir hırs sahibi olmak, kuvvetli bir zevk ve kuvvetli lezzetle kalbine, ruhuna ilişiyor. Beş tane bu. Ondan sonra bu şekilde tezahür ediyor. Niçin istirahat hayatına, yani zevk ve lezzete niçin uğraşmıyorsun? Heh. Belki reddediyorsun. Ya. Geliyor da bize de. Silah dedi ya burada 5 tanesi için. Silah kullanmayan abi kendisini elinde patlıyor abi. İşte bunları da kullanmasını bilmiyor o hastalık, o musibet vesaire. Yani o zaman ne yapıyor? Evet. Paranoyaktır, işte şizofrenidir. Şudur budur oluyor yani. Evet, kullanmasa patlıyor üzerine. Elinde patlıyor. Mutlaka kullanılması lazım. Sonra belki reddediyorsun. Ve gayet zevkli ve masumane lezzetli bir hayat. Ve bir ömür kendine nur dairesinde aramıyorsun. Allah Allah. Bak şimdi bize tam bize demiyor mu? Diyorlar ki bak Hasan. Herkes kendisine koy. Resul, Ömer vesaire desinler. Gayet zevkli ve masumane. Ne var ya masumane demek günahsız. Helal değil mi? Allah sana helal ettiği dünyanın için kendini reddediyorsun diyor. Masumane lezzetli bir hayatı ve bir ömür. Kendine nur dairesini niye aramıyorsun kardeşim? Bir sürü adamlar var ya. Size böyle diyeceğim. Diyor mu? Bana diyor ya. Eskide çok diyordu da şimdi o kadar dedi artık başka şey diyor. Öyle demiyor da şimdi. Neler diyordu. Ne olacaksın? Sonra ölmeye karar verip razı oluyorsun. Dedi ve dediler. Ustad ölmeye karar vermiş. Bu hayatta bu hizmette ölmeye karar vermiş. Yani bu hizmette öleceğim. Böyle bir hayata kendime dönmeyeceğim. Ümmeti İslam, ümmeti Muhammed bu haldeyken kemalizm var oldukça kendime dönmeyeceğim diye karar verdim diyor. Yani dünyamı diye ahiretimi dahi feda ettim. Feda ettim. Ya. 1980 küsürlerde 85'te kasetim var orada. Bir tanesi diyor ki, onlar bilgisayarıma aktarmış bir de eline geçmiş. Kemalizm ortadan kalkmadıkça kendi hayatıma dönmeyeceğim. Abi diyor Kemalizm kalkınca evlenecek misin dedi geçenlerde. Dedim kalksın ondan sonra düşünürüz yeter ki kalksın. Senden fazla istiyorum ben kalkmasın. Allah'ın izniyle kalk. Neyse bak ne diyor ne kadar acayip. Gayet zevkli ve masumane lezzetli bir hayatı bir ömür kendine nur dairesinde aramıyorsun ve bu hizmetin içinde ölmeye karar verip razı oluyorsun dedi ve dediler. Vay be. Sonra birden gayet kuvvetli iki hakikat
O ikinci nefse emmareyi şeytanla beraber susturdu. İki tane kuvvetli hakikat. Peki ben burada bir yer okuyayım. Kör hissiyatla alakalı bir yer okuyayım. İki yer okuyacağım. Ondan sonra keseceğim. 237. Bakayım burasıyla alakalı mı? 237. Okuyorum. Hayat-ı dünyeviye müştak hissiyatım. Hayat-ı dünyeviye müştak hissiyatım. Ve gafil ve tahammülsüz nefsim. Bu halden istifade ederek dünyadan nefret ve hastalıklı ve sıkıntılı hayattan usanmak ve berzaha gitmeye ve oradaki %90 dostlarını görmeye iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve fani de baki zevk arayan nefsime itiraz geldi. Birden hissiyata da damarlara da sirayet eden iman nuru o itiraz... Çok ilginç değil mi? Bak, fanide baki zevk arayan nefsime itiraz geldi. Birden hissiyata da damarlara da sirayet eden iman nuru o itiraza karşı gösterdi ki madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve zinnetlere maddi cihetinde mazar olmasından hadsiz bir rahmetin perdesidir ve içine giren hiçbir şey başıboş kalmıyor. Elbette bütün bu zahiri ve maddi zinetlerin ve güzelliklerin ve hüsn ve cemal ve rahmet ve hayatın manevi merkezlerinin ve bir kısım tezgahlarının faal bir nevi toprak perdesinin altında ve arkasındadır. Elbette bu himayette annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimi ve manevi çekirdekleri seyretmek daha ziyade sevilir ve iştiyaka layıktır diye o kör hissiyatın ve dünya perest nefsin itirazını tamamıyla izale ve def etti. Elhamdülillahi ala nuril iman min kulli vechi. Dünya perest nefsime dedirtti. Birinci atıf bu. İkincisini okuyorum. İkinci emir daha 189. Aslında bu aynı manada bir şey var abi. Mesleğin Nuriye bir yer var. O da çok hoş bir yer abi. De, kısa olsun. Sayfa? Sayfa 241 abi. Şuradan okuyayım abi. Manayı ikrar edeceğiz abi. Mesela hava aynasında yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Ben okumak istediğim yeri fakat toprak aynası abi. Çiçeklerinin renkleriyle şemsin ziyasındaki 7 rengi de gösterir. اَقْرَبُمْ مَا يَكُنُ عَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَوَ سَاجِدُ İnsanın Rabbin en yakın olduğu an, secde olduğu andır. Hadis-i şerif bu sıra işaretten şahattır. Öyleyse arkadaş, topraktan ve toprağa inkılap etmekten, kabirden ve kabire gidip yatmaktan tevahuş etme. Korkma. Çünkü toprak en can bir aynedir. Şurayı okuyorum. Hiç uzun olmasın diye şey seçiyorum. Daha şiddetli yazayım bir. Layık çalışamadım diye sabık iki dehşetli hastalıktan daha şiddetli hazin bir mevsiyet içinde asaba gelen ve nefsi emmarenin vazifesini gören bir elim his beni ezdiği aynı zamanda ayet-i hasbiyenin bir sırrı imdadıma yetişti. Bu da çareydi. Evet. Atıflardan 87 var. Uzun olur. 87 o da nedir? Bir ona bir bakayım. Çok işaret koyduğuma göre o da mıymış? 87. Dünyanın 100 bahçesi fani olmak haysiyetiyle ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez. Halbuki hazır lezzete meftun kör hissiyat insaniye. Demek ki kör hissiyat hazıra meftun. Eline ne gelmişse kör ya. Bak bunu görmüyor. Bunu görüyor. Hazıra meftun. Halbuki hazır lezzete meftun. Kör hissiyat insaniye. Fani hazır bir meyveyi. Baki uhrevi bir bahçeye tercih etmek cihetiyle. Nefse emmare bu haleti fıtriyeden. İstifade etmemek için. Risale-i Nur şakirtleri. Ezvaki ruhaniyeyi. Ve keşfiyat-ı maneviyeyi.
dünyada aramıyorlar. Çünkü o kullanır. Hemen devreye girer o. Onun için. Görünmediği için devreye girer. Evet. Şimdi birden gayet kuvvetli iki hakikat o ikinci nefse emmareyi şeytanla beraber susturdu. İkinci nefsi iki tane şeyi okuyalım herhalde. İkiyi okuyamayız ama. Değil mi? Biri okuyalım. Birincisi, madem Risale-i Nur'un vazife-i kutsiyeyi imaniyesi benim ölümümle daha ziyade halisane inkişaf edecek ve hiçbir cihetle dünya işlerine ve benlik ve enaniyete vesilelik ittiham edilmeyecek. Rekabeti tahrik eden hayati şahsiyemi bulmadığı için daha mükemmel ve ihlas ile o vazife devam edecek. Hem ben dünyada kaldıkça gerçi bir derece yardımım olabilir. Fakat adi şahsiyetimin ehemmiyetli rakipleri, münekkitleri o şahsı, o şahsiyeti ittiham edebilir ve Risale-i Nur'a ihlassızlıkla ilişebilir ve bir derece çekinir, çekindirir. Hem bir derece bekçilik yapan bir şahsiyetin yatmasıyla o daire-i nuraniyedeki bütün ehli gayret müteyakkız davranır. Bir nöbettar yerine binler nöbetçi çıkar, binler bekçi çıkar. Elbette ölüm gelse baş üstüne geldi demek gerektir. Demek ki baki hakikatler fani şahsların üzerine bina edilirse rakipleri oluyor. Ve insan her cihette ona aynadarlık olamıyor. O hakikati her daim canlı tutamıyor. Biz bile bir ders yaptığımız zaman halet diyoruz, körüsyan. Nasıl bir tespitler vardı unutuyoruz. Tamam. Dolayısıyla ustad diyor ki eğer ben diyor şahsiyetim devam etse kişiliği rakipler çıkar. Ama Risale-i Nur insan olmadığı için rakibi ancak tenkit olarak çıkar. Beşeriyet itibariyle olmadığı için bu beşeri noktasındaki eksiklikler insanın buna perde olmuyor. Onun için baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmemesi lazım. Edilirse diyor hakikatlere zulümdür, hakikatin izah ediyor. Hem de ben bir tane şahsiyetim vardı. Ben ayakta olsam nasa Said Nursi Hazretleri, ustadımız nasa işi yapıyor diye diğerleri fokur fokur yatar. Şimdi ustad çekildi. Herkes bir Said olması lazım. Ustad yok, kim koruyacak? Hizmete kim sahip çıkacak? Kim buna el atanı, elini kıracak? Buna zarar vermek isteyenleri durduracak? Sen ben işte. Ama bir tane şahsiyet olsaydı ustad hangisini yetişecekti? Madem ustad var hayal ediyoruz. Yat aşağıya. Şimdi öyle değil ki. Herkes alarma geçti. Evet. Hem madem nur şakitlerinden çokları hem malını hem istirahatını hem dünya zevklerini hem lüzum olsa hayatını nurun hizmetinde feda ediyorlar. Sen ey nefsim neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin? Allah Allah. Nur şakirtlerinden çokları hem malını, hem istirahatını, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını nurun hizmetinde feda ediyorlar. Sen ey nefsim, ey Firavun, neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin? Geride değil ha, en dipte. Ücret olsa baklava gelince sofrada seri çalışıyor el. Çorba gelince rolantıya iniyor. Tamam, acayip bir şey ya. Ha, en geri kalmak ister. Garip bir ustad sanki bir adammış gibi koymuş, tamam mı? Nefsini, kör hissiyatını. Adama hitap ediyor ya. Ondan sonra bize de lazım olur diye lefen size gönderildi diyor. Bak arkadaşlar, aynen varlıktır. Vücud haricisi var. Mahluktur. Biz şeytanlara, cinlere, nefse emmareye vücut vermiyoruz. Hayal diyoruz. Vehim diyoruz. Onun için tehlikelerinden, sıkıntılarından kurtulamıyor. Adam gibi koysana yerine. Adam ya, bir varlık ya. Biz onu mecaz zannediyoruz. Adam varlıktır arkadaşlar. Vücud haricisi var. Mahluktur, cismanidir ama atom seviyesinde değil. Esirdendir. Cismaniyet atomdan başlar ta arşın eteklerine kadar.
Cennet bile cismaniyetin içindedir. Cennetteki lezzet cismanidir. Ama biz bu cinlere, ervahlara, ruhanilere, şeytana hayal, varsayım, seziş, hissetmek değil ya. Adam var yani bunun gibi ya. Yani odunun içerisindeki duman nasıl kesinse varlı, onlar burada aynı böyle. Ya kimler dinliyor bir görsek. Şu anda dinleyen ervah haliyeler var. Sufliyeler kaçmış. Onu kim anlar? Tılsımattan fark eden, tılsımı fark edenler. Tılsımı fark edenler kainat sistemi değişiyor. Tılsım iki yerden söz size hatırlatayım hemen. Sekizinci sözde tılsımı anlayınca ne oldu? Kuyu değişti. Üstteki canavar değişti. Kuyunun altındaki canavar değişti. Ağaç değişti. Tılsımı anlayınca. Başka nerede tılsım var? 258 sözlerde. Bunlara karşı diyor, ervah-ı habise ve cinlere, şeytanlara karşı tılsımat-ı Kur'ani ile mukabele edilir. Tılsımat-ı Kur'ani'ye dualardan tut, Kur'an okumaktan, taşımaktan ve Risale-i Nur. Tılsımat-ı Kur'ani'dir. Çünkü Risale-i Nur diyor, Kur'an'ın binlerce tılsımatını, tılsımlarını keşfe izah etmiş diyor. Hatırladınız mı? Kastana'da mı diyor? 230'u... 209'da dedi. O aç o zaman. Cümle yok o. Ve atlıyoruz, gevezelik yapıyoruz. Aşure gibi ders oldu ama. Yani affedersiniz, kusura bakmayın ama. Risale-i Nur. Risale-i Nur, izle oku. Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını, hakaiki Kur'ani'nin muammalarını hal ve keşfetmiştir ki, her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şüphehata ve şükuka düşüp, tereddütlerden kurtulamayıp, bazen imanını kaybederdi. Ya Kur'an'ın kaç tılsımını dedi? Yüze yakın din tılsımlarını. Vay be. Yüze yakın dil tılsımlarını. Bak, tılsım dökmek var, caiz. Tılsımı taşımak alaka var, caiz. Dua taşım. Tılsım Kur'an okumak caiz. Hizbul Kur'an okumak caiz, tılsım. En tesirlisi o Kur'an okumak sünnettir. İçini bilmek, Kur'an'ın ameli ve imani tarafların içini bilmek farz. Kur'an okumak sünnet, içindekileri bilmek, hangilerini ameli ve imani şeyleri bilmek farz. İşte tılsım tümüdür. Sekizinci sözde bir tılsım geçiyor. 258'de tılsımat-ı Kur'ani ile onlara mukabele edilir, şerleri def edilir, hayırlara vasıta yapılır. 258 sözler. 200 kaçtı? 6 mıydı Kastamonu? 209. 209'da da Kastamonu'da efendim Risale-i Nur, nereden söylüyorum, Kur'an'ın içindeki iman bak şey, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. İlim onu tard eder. İlim Kur'an'ın tılsımatından bir tılsımdır. Tamam. Bir de Kur'an'ın tılsımatında nefsi böyle adam gibi karşıya koyup bitirmek işini, böyle konuşmak. Bu da tılsım. Hadi abim devam et. Ben bir bakayım kendimi hafızamda, bir daha kayıttım. Kendim göreyim. Sen devam et. Evet, hem katiyen bil ki çok biçarelerin hayatı bakiyelerini nurlarla kurtarmak hizmetinde fani zahmetli ihtiyarlık hayatını memnuniyetle bırakmaya lüzum olsa veya vakti gelse razı olmak gayet lezzetli bir şereftir. Allah Allah. Bunu da devam etmedin ya, ben seni susturdum ya çabuk. Avrupa dinsizleri toplansın. Tabii ya. Ne acayip tılsım ya. Mektubatta da diyor abi, ona bakan yer. 372'de var. 34 diyor abi. 39 mu? 34. Ha, burada ben de başka yerde yaptım mektubatı. 34'e de bakarım neyse. Versene şeyi. Kurşun kalemi var mı, kurşun kalemi? Ben 34'de ver abi, varmış ha. 34 son. 34. Şuraya bir yapayım. M34. Tamam. Sen şimdi devam et. Son. İkincisine geçeceğiz mi abi? İkincisi mi? Ha yok. Bir saat oldu. Tamam. Yani burada Kanuniyet Cetil abi önce küresiyatı söyledi. Yani normalde yukarıdaki lafa dedi, nefsimi susturdu dedi. Ama nefsimi susturunca küresiyat devreye girdi.
Yani toparlarsak nefis varken, nefse emmare varken kör hissiyat girmiyor pek. Bu asırda giriyor da yani çok... Onun göreceği şey o zaten görüyor nefsiz. Nefis görüyor zaten kör hissiyatın. Ama nefse emmarenin işini bitirince artık damarlara, asaplara, kör hissiyata vesaire nefis silahını bırakıyor. O zaman önümüze şey çıkıyor. Manevi nefse emmare. Manevi nefse emmarenin içerisinde bir tane de kör hissiyat var. Bugün kör hissiyat okuduk. Karşıca hakikatta ey kör hissiyatın içine giren nefsi emmare. Allah Allah, nerede geçiyor? Bu ikinci hakikatta diyecek ona. Oo. Nefsi emmarenin yani kör hissiyatın içine giren manevi hani ikinci nefsi emmare. O zaman tamam. Yarın bunu yaparız inşallah. Kör hissiyatın içine giriyor. Evet. kör hissiyatın içine giriyor değil mi nefsi emmare? Öyle mi? Nereden yani, okudun? Arkada abi. Tam arka dediğin? Ha, ikincisi var ya, ikincisi. Tamam, onun neresi tam? Oradayım. Abi satır olarak 8. satıra in abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Ey kör hissiyatın içine giren nefs emmare. Vay. Ne oldu şimdi? Kör hissiyatın burada silahları var ya sana abi. Silahları? Bak kör hissiyatın burada meyusiyet, teellüm, kuvvetli hırs, zevkli, lezzetli silahlar vardı. Nefs-i emmare bu sefer, o manevi nefs-i emmare onları kullanıyor. Vay anasını ya. Şey, manevi nefs-i emmare mi? Yok, nefs-i emmare kullanıyor. İşte ikinci nefs-i emmare. İkinci nefs-i emmare. Kör hissiyatın içine giren, içine giren nefs-i emmare, evet. Nefs-i emmare giriyor kör hissiyata, gidiyor kör hissiyatın silahını kullanıyor nefs-i emmare. O kullanınca zannediyoruz ki nefs-i emmare bunu kullanıyor. Biz zannediyoruz ki nefs-i emmarenin yapısı bu. Hayır. Nefs-i emmare kör hissiyatın silahlarını kullanıyor. Ama kör hissiyat nefs-i emmare kör hissiyata nasıl girdi ya? Ya birbirine nasıl girift burası ya? He Harun? Tayflar falan birbirine geçmeler, ya, kırılmalar. Tamamdır abi. Diyelim ki nasıl bir lise talebesi liseye geçince üniversiteye geçiyor. Senin nefs-i emmareyi, maddi nefs-i emmare geçince otomatik o devreye girecek abi. O zaman bu sefer terakki durur. Ama çok şaşırdım biliyor musun? Hiç böyle düşünmemiştim. Ne yapmış biliyor musun? Bak bir de okuyayım. Ey kör hissiyatın içine giren nefs-i emmare. Kör hissiyatın içine girmiş nefs-i emmare. Vay be. Nefs-i emmare de girebiliyor demek. Giriyor namussuz ya. Başka yerlere de girer mi acaba? Giriyor tabi abi oraya gir. kör hissiyata girmişse tabiata da girer. Hevese de girer. Damarlar girer. Ona korkayım mı cesaret mi yok? Cesur olmam lazım. Adam kalkıyor değil, cinayet işte bir anda. Kızıyor, sonra pişman olmuş. İşte o demalardaki az önce okuduğum gibi, yani Risale-i'nin tesire itimat edin, size güveniyorum diye, yani itimat ediyorum diyor. Risale-i'nin ama size güveniyor, ama nefs-i emmarınız hariç. İtimat ediyorum diyor, yani Risale-i'nin verdiği tesire binaen. Allah Allah. Ne yapacağız ya bu? Ama tanıdıkça güzel oluyor ha. Öyle bakıyorsun öyle, vay be. Hı-hı. Öyle dolaşıyorsun. Evet. Çok tuhaf ya, tuhaf Risale'nin. Oraya girdi. Tamam, biz nefs-i emmareyi bitirmeyle uğraşıyorduk, kör hissiyat çıktı, kör hissiyatı bitirdik. Ya, burada hem çıkış yollarını, hem silahlarını, hem de susturma yollarını da gösterdi bize. Yani susturma. Ortaya çıkartıp bırakmadı yani, bize başına bize bela getirmedi. Hangisi? Nerede okuduk o susturmayı? Nerede? Birinci iki tane hakikat var ya, hakikat bunları susturuyor. Zaten ha. 237 okudun ya abi. Neydi onlar? Orada yani bir susturmak için şeydi. Ha, birincisi bu. 237... Orada da susturmak için. Susturmak için. Biraz önce ben okudum. İki tane hakikat bunu susturuyor. Birincisini okuduk. İkincisini de yarın okuyacağız herhalde. Ölmeyi de hallediyor ikincisi. Peki, burada kesiyoruz. Vâhır davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-salavât.